Değerli hemşerilerim, şu an üniversitemizin üst tarafında TOKİ konutlarındayız. Bu TOKİ konutları rektörlüğüm döneminde TOKİ ile yapmış olduğumuz bir anlaşma neticesinde belki de Türkiye'deki ilk uygulamalardan bir tanesidir. Tek amacımız Karabük Üniversitesi'nde çalışan öğretim üyelerini ve çalışanlarını burada uzun süreli tutmak, Karabük Üniversitesi'ni bir cazibe merkezi haline getirmekti. Ancak değerli belediye başkanımız bu binaların bitmesinden 6 yıl geçmiş olmasına rağmen hala buranın altyapı sorunlarını çözemedi. Siz de görüyorsunuz ki bugün buraya dolmuş durakları yapılıyor. Kaldırımlar yeni yapılmaya çalışılıyor. Burada insanların bir su, bir ekmek, bir süt alacakları bir markete, bir bakkala dahi izin verilmezken bugün her ne hikmetse seçimin arifesinde burada belediye işçileri harıl harıl çalışıyor. Değerli hemşerilerim, bir ay öncesine kadar burada oyun parkı yoktu. Buraya büfe izni verilmiş, büfe yapılıyor. Aşağıda belediyenin değişik çalışmaları var. Bunların hepsi birer seçim çalışmasıdır. Burası bizim için çok önemliydi. Karabük Üniversitesi güçlü kadrolarını kuracaktı. Karabük Üniversitesi rekabet edecekti. Karabük şehri rekabet edecekti. Geçen Face'inde yaptığı bir açıklamada Burhanettin Uysal üniversitenin üst tarafına benden habersiz yolu sokağı olmayan binalar yaptı. Benden yardım mı bekliyor dedi. Evet, 6 yıl boyunca yardım etmedin. Buradaki mal sahipleri evlerini terk etti. Karabük'ü terk ettiler. Buralar virane hale geldi. Ama bu seçim ne büyük bir hikmet ki bugün oy alabilmek için belediyenin bütün işçileri burada fırıl fırıl çalışıyor. Sözünün eri Rafet Vergili. Aşağı gir, aşağı. Oradan dön gel. Rafet Bey diyor ki üniversitenin kaldırımlarını, trotuarlarını ben yaptım. Evet. Yapmış olduğunuz son birkaç ay içerisinde yani 11 yıl sonrası birkaç ay içerisinde yapılan kaldırımlar. Yapılmaya devam edilen kaldırımlar sol tarafta 50 metre, ilerleyen mesafede kaldırım sağ tarafa geçiyor. 50 metre sağ taraftan devam ediyor. Sol tarafta kaldırımın olmadığı bir belediyecilik anlayışı. Rafet Bey bir şey yapmadın demiyorum. Her yaptığın iş revizyona muhtaç olduğunu da buradan belirtmek istiyorum. Sizin her yaptığınız yatırım devlete külfet getiriyor. Rafet Bey yine bu konutlarla ilgili şöyle diyor. Oraya kaçak konutlar yaptırdınız. Bizim haberimiz yok. Oradan da konut sahibi olmadın mı diye beni suçlamaya kalkıyor. Evet Rafet Bey, buradan bir dairede ben satın aldım. Arkadaşları ikna etmek, motive etmek adına TOKİ'ye kaydolduk. Borçlarını ödüyoruz. Bugün buradaki evlerin fiyatları mal oluş fiyatlarının yarı fiyatına gidiyor. Siz finans uzmanısınız, siz kriz yönetimi uzmanısınız. Para sizden sorulur. Evet, sizin belediye başkanlığınız döneminde 200 bin lira ödediğimiz evlerin ederi şimdi 100 bin lira. Eğer Rafet Bey uygun görürseniz size bu evi aldığım fiyata vermek istiyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Değerli hemşerilerim, siz de görüyorsunuz ki üniversitemiz kurulalı 11 yıl oldu. 11 yıldır yapılamayan çalışmalar bu seçimin arifesinde seçime 40 gün kala gördüğünüz gibi spor aletleri buraya konulmaya çalışılıyor. Bu betonlar yeni atıldı, aletler yeni geldi ve üzerindeki ambalajlar hala çözülmedi. 11 yıldır yapılmayan bu yatırımların şimdi neden yapılıyor olduğunu sizin takdirlerinize sunuyorum. Rafet Bey sözünün eridir diyorlar. Burası kaçak yapıldı, benim bilgim dahilinde yapılmadı dedi. Bundan önce arkadaşlarımız buraya ilk taşındığında
buraya yardım etmedi. İnsanlar bir süt, bir ekmek alamadıkları için, buraya dolmuş seferleri konulmadığı için buraları terk etmek zorunda kaldılar. Madem senden habersiz yapılmıştı, sen şimdi bu hizmeti bugün neden veriyorsun diye Rafet Bey sana sormazlar mı? Bir de benden habersiz yapılmış demen çok anlamlı bir söz. Rafet Bey, siz part-time belediye başkanlığı yaptığınız için üniversitede, şehirde yapılan yatırımlardan haberinizin olmayışı çok doğaldır. Sürekli söylüyorum. Rafet Bey part-time belediye başkanlığı yapan bir zattır. Cuma gün öğleden sonra gider, cumartesi pazar, pazartesi gün İstanbul'da kalır, pazartesi gün öğleden sonra Karabük'tedir. Karabük'e geldiği zaman da Safranbolu'da oturur. Elbette ki şehrindeki gelişmeleri takip etmesi mümkün değildir. Senin bilgin dahilinde olmayabilir ama bu bina, bunların inşaatı 3 yıl sürdü. 3 yıl içerisinde bunu sana duyuran olmadı mı? Lütfen, üniversitenin trotuarlarını ben yaptım, yollarını ben yaptım derken bu çekimleri de lütfen göz önünde bulundurun. Karabük Üniversitesi'nin değerli öğretim üyeleri, burada oturan sakinleri, Rafet Bey'den yardım istemeye gittikleri zaman kendilerini odadan kovduğunu ve hoş olmayan muamelede davrandığını biliyoruz. Arkadaşlarımız bunları hiç gündeme getirmedi. Ama bugün bu müşfiklik, bu yatırım, bu hizmet nedendir diye soruyoruz. Üniversitenin gelişmesini isteyen bir belediye başkanı, öğretim üyelerine yapılan bir lojmana, bir konuta savaş açabilir mi? O insanların Karabük'e terk etmesine razı olur mu? Üniversitenin trotuarlarını kendisinin yaptığını, asfaltlama çalışmalarını yaptığını, her türlü eksikliğini giderdiğini, eğer bugün bu üniversite buralara geldiyse en büyük desteği kendisinin verdiğini söylüyor. Ben de diyorum ki 11 yıl geçmiş, üniversite hocalarının barındığı konutların durumuna bakın. Bu Türkiye'nin ilk uygulamalarıydı. Rektör olarak ben bunu başarmıştım. Diğer rektör arkadaşlar gelip bunu yerlerinde incelediler. Kendi üniversitelerine kazandırmak için çok gayret gösterdiler. Ama büyük bir kısmı başaramadılar. Ben binaları yaptım, öğretim üyelerini buraya getirdim ama onları burada tutma şansını yakalayamadım. Çünkü bunlar rektörün yapacağı işler değil, bunlar belediye başkanının yapacağı işler arasında yer alıyor. Ben tekrar buranın atık sularının, kanalizasyon giderlerinin kimler tarafından yapıldığını Rafet Bey'e bir kez daha sormak istiyorum. Kimseye kin gütmeden, kimseye kötü söz söylemeden bu şehri yöneteceğime vaat ediyorum. Rektörlük dönemimde nasıl herkesi kucakladıysak, belediye başkanlığımız döneminde daha çok insanı kucaklayacağız. Şehrimizi yaşanılabilir bir şehir haline getireceğiz diyor. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyor. Saygılarımı sunuyorum.